Huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bize bilhassa TGRT FM'deki programımızda da çokça ve sıkça sorulan bir soru var. Tabii herkesin durumu bir değil. Bu hastası var, sakatı var. Dolayısıyla insanlar hasta oldukları durumlarda veya ne bileyim işte bir sakatlık söz konusu olduğunda bir uzvunu kullanamazsa, ayakta duramazsa mesela böyle durumlar da var. Böyle durumlarda ibadet etmeye devam edecek miyiz? Gibi bir soru. İkincisi edeceksek yani hani hastalık sakatlık muaf tutmuyorsa bizi ibadetten bunu nasıl yapmamız lazım? Neticede mesela ayakta durmak, kıyam namazın farzlarından biri. Ben ayakta duramıyorum ama bu durumda ne yapmam lazım? Bu farzı terk edince de hani namaz olmaz diyebiliyoruz. Böyle sorular geliyor. Ne yapması lazım böyle hasta özürlü insanlar ibadet ederken bilhassa namazda? Şimdi siz sual sorarken İmam Rabbani Kutlu Söylesi'nin sözü hatırınıza geldi. Bu zat buyuruyor ki Mektubat isimli kitabında ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri olsun, İmam Gazali Hazretleri olsun, mesela temel fıkıh kitaplarından İbn Abidin'de olsun veya Riyad-ı Nasih gibi kitaplarda olsun anlatırken hasreten bugünkü tabirle bir vurgu yapılıyor. Neye? Yani dikkat çekiliyor daha doğrusu. Neye dikkat çekiliyor? İnsan dahil bütün mahlukatı yaratan kim? Cenab-ı Hak. Evet. Yaratan yarattığını en iyi bilen midir? Elbette. Evet. Bu yarattığı insan çocuktu. Onun çocukluğunu biliyor. Genç olacak, onu da biliyor. Yaşlanacak, hastalanacak, ne bileyim felç olacak, yatalak olacak. Ama bir taraftan da iman ettiyse namaz kılacak buyuruyor. Değil mi? Evet. Namaz kılacak. Namazın farzları da bildirilmiş. Kıyam, kıraat, rükû. Dışındakiler var. Hasta olan namaz kılamaz diye de bir şey yok. Yok. Yani ya da hasta olan namaz kılmasın diye bir emir de yok. İstisnası yok yani. İstisnası yok, evet. Namazın içindeki farzları anlatırken kıyam, kıraat, rükû, sücud diye geçiyor. Kıyam ayakta durmak. Evet. Rükû, farz. Eğilmek. Farz. Olmazsa olmaz secde, yani. Tabii. Secde hakeza. Ayakta duramıyor. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eshab-ı Kiram'dan İmran bin Hüseyin radıyallahu teala hasta olunca Resulullah Efendimiz işte ziyaretine gidiyor. Buna ayakta kıl buyuruyor. Gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da kudretin olmazsa yan veya sırt üstü yatarak kıl. Peygamber Efendimiz'in emri bu. Peygamber Efendimiz'in emri bu. Şimdi hakikaten sırt üstü yatma durumunda olanlar var. Veya bazen sırtında yara vardır, yan yatıyordur. Ayağa da kalkamıyordur. Namaz kılmayacak mı? Yüzünü kıbleye çevirince o da aynı şekilde orada neyle kılacak? Başıyla ima ederek kılacak. Demek ki sağlam, sıhhatli kimselere farz olan hasta kimselere farz değil. Özürlü kimselere farz değil. Evet. Yani yapabileceği şekilde yapacak onu. Ne buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmalı. Yani hasta için bu emredilmiş. Onu mu diyorsunuz? Onu diyorum. Ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak kıl. Kim söylüyor bunu? Muhammed Aleyhisselam. O zaman bize laf düşmez. Tamam. Yani oturarak kıl buyuruyor. Bitti yani o. Peki efendim işte ben yok. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Emredileni. Şimdi bu konuda şöyle bir şey geliyor. Mesela dizleri de ağrıyan insanlar çok maalesef bacaklarını ayakta duramıyor. Otur da kıl. Tamam o diz çökemiyor. Bağdaş kur onu da yapamıyor. O zaman ayağını uzat. Bu defa diyor ki ya ben kıbleye karşı ayağımı nasıl uzatayım falan diyor. Hani halk arası bazen söylerler. Tam sopalık adam derler, tamam mı? Evet. Hakikaten yani burada bu anlayışı kıt olmanın alameti. Çünkü din böyle emrediyor. Dinin sahibi böyle emrediyor. Artık sana laf düşmez. Bana laf düşmez. Yani, evet.
Hatta bir ifade geçiyor kitaplarda. İslam alimleri buyuruyorlar ki emir edepten üstündür. Kim emrediyor? Allah-u Teala'nın elçisi, Allah-u Teala'nın habibi, Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberi, dini tebliğ eden zat. Buyuruyor ki oturarak. Onun sonra ayağımı uzat. Bitti o iş. Efendim sandalyede kılarım, ben masada kılarım. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Sandalyeye oturan kimse divana da oturur. Ayaklarını uzatır. Efendim ben kalkamıyorum yerden. Kalkamıyorsan divana, kıbleye çevir, aynı şekilde ayaklarını uzat. Öyle kıl. Ayaklarını aynı şekilde namaz kıldıktan sonra divandan sarkıtarak kalkabilirsin. Hmm. Orada şey mi? Sarkıtmak mı men ediliyor? Ayakları sarkıtarak namaz kılmak caiz değil. Yüksek yere secde etmek de caiz değil. Hatta Peygamber Efendimiz bir hastanın önüne yastık koyup yastık üzerine secde ettiğini görerek yastığı alıp atmıştı. Hasta önüne tahta koymuş, onu da atmış ve muktedirsen, gücün yetiyorsa yere, yani alnını toprağa koyarak kıl. Buna gücün yetmezse ima et ve secde için rükudan daha çok eğil. Ha, dini sahibi buyuruyor ki önüne bir şey koyma. Yüksek bir şey koyma. Yüksek bir şey koyma. Yere gidebilirsen git. Gidemedin. O zaman ne yapacak? O zaman ne yapacak? Rükû için bu kadar eğilecek. Secde için biraz daha eğilecek. Hava boşluğuna mı? Evet. Aa, olur mu? Dinin sahibi böyle yap diyor. İbadet neydi? Emredileni emredildiği gibi yapmak. Özürlü için, hasta için, ayakta duramayan için veya secdeye gidemeyen için Allah-u Teala buyuruyor ki sen namazını böyle kıl buyuruyor. Efendim su zarar veriyor. Teyemmüm yap buyuruyor. Aa, su varken ben teyemmüm yapacağım. Tabii su varken teyemmüm yapacağım. Sana izin verilmiştir. Zarar sana ruhsat verilmiştir. Sana tabii. Zarar veriyor. Sana zarar veriyor. Dolayısıyla dinimiz hasta. Ayakta duramıyor. O kadar fıkıh kitaplarında detay bilgiler veriliyor ki mesela çok yorgun argın geldin. Ani böyle tansiyonun yükseliyor. Ne bileyim ben birden böyle kan şekerin düşüyor. Ayakta niyet ettim Allah rızası için. Yatsı namazının veya akşam namazının farzını kılmaya, öğlenin farzını Allahu Ekber dedin, başın dönmeye başladı. Hemen otur. Oturarak kıl. Hemen otur. Hatta mesela fıkıh kitaplarında buyuruyor ki efendim oturduğu zaman diyor yani bir tarafa dayanmazsa düşecekse yozma sırtını yasla duvara veya direğe yasla buyuruyor. Ona da izin verilmiştir. Yani aklın başındaysa efendim benim hareketlerim yok. Yattığım yerden sırt üstü yatıyorum. Başınla ima et. Aklın başında olduğu müddetçe. Hatta İmam-ı Şafii Hazretleri gözüyle ima ederek bile aynı şekilde caizdir buyuruyor. Hanefi mezhebinde gözle ima ederek caiz değil. Başıyla ima ederek caizdir. Yani aklın başında olduğu müddetçe başınla ima ederek, vücudunla ima ederek, oturarak, bağdaş kurarak, bağdaş da kuramazsan ayaklarını kıble istikametine uzatarak namazını kılması emredilmiştir. Evet. Namaz kılması. Şimdi bunun hocam, kaçar tarafı yok. Özür dilerim. Din adamı kılığında birisi dinde zorlama yoktur şeklindeki hadis-i şerifi ortaya sürerek bir tarihte internette de vardır, bulunabilir. Adam masanın üzerine secde edilebileceğini söylüyor. Siz de az önce dediniz yani bu yüksek yere secde edilmez. Peygamber Efendimiz bizzat bunu men etmiş çünkü. Şimdi o men edilmemiş olsaydı, bakın şimdi ben burada şu halimle bu masanın üstüne secde edebilecek olsaydım camiler masayla dolardı ve netice itibariyle kiliseye dönerdi her yer. Zaten maksat da o. Mesela din adamı kılığına girmiş, ilahiyatı bitirmiş, ilahiyatı öğretim görevlisi olmuş veya medrese bitirmiş ya da Kur'an kursunda muallim olmuş veya teşhidin mekteplerinde muallimlik yapıyor falan. Fakat dine inanmıyor, İslamiyet'e inanmıyor. Hedefi İslamiyet'i yok etmek, yıkmak. Nasıl yıkacak? Böyle diyen adam namaz da kılmıyor zaten. Araştırdığınız zaman yok. Onun öyle bir derdi yok. Bunlar namaz şöyle kılınsın, Müslümanlar ibadetlerini aynı şekilde güzel yapsınlar, dertleri yok. Mesela Ramazan-ı Şerif'te orucu bozdurabilecek ne varsa hepsini sayıyorlar. Haçta, kurbanda, haccı ve kurbanı bozabilecek ne varsa hepsini sayıyorlar. Namaz kılanın da namazını bozabilecek her türlü hareketi, camiyi de aynı şekilde cami olmaktan çıkarmak için her türlü fitneyi sokuyorlar. Her türlü fitneyi sokuyorlar. Dolayısıyla bu ve benzeri din adamı kılığındakilere itibar etmemeli. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında yazılan, fıkıh kitaplarında ve ilmihal kitaplarında yazılanlara itibar etmelidir. Hatta mesela konumuz onunla alakalı değil ama Allah-u Teala kullarını iyi bildiği için yolculuk anında sefer müddeti var. 4 rekat farz namazda da 2 rekat olarak kılmayı emretmiş. Sünnetleri vakti varsa kılsın, yoksa terk etsin
günahta olmaz buyuruluyor. Dolayısıyla özürlüdür, sırt üstü yatıyordur, başıyla ima eder. Veya yan yatmıştır, yine başıyla ima ederek kılar. Efendim yok öyle değil, oturabiliyor. Diz üstü oturabiliyorsa otursun. Diz üstü oturunca secdeye gidebiliyor. Veya efendim diz üstü oturan bağdaş kurar. Bağdaş kurunca secdeye gidemeyebilir. Rükû için biraz eğilir, secde için biraz eğilir. Havaya eğilir. Yani. Evet. Bu da mümkün değilse ayaklarını kıble istikametine ikisini de uzatır. Namazını öyle kılar buyuruluyor. Özürlü kimseler için, hasta kimseler için. Bu sadece özürlü ve hasta kimseler için değil. Yaşlıdır. Ayakta duramıyordur. Takati yoktur. Takati yoktur. Gücü yetmiyordur. Bunlar da aynı şekilde oturarak ima ile namazlarını kılabilirler mi? Evet, kılabilirler. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan yine faydalı bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, alimi ziyaret eden, beni ziyaret etmiş gibi sevaba kavuşur. Kim insanların kızacakları şeyde Allah'ın rızasını ararsa, Allahü Teala onu insanlardan gelecek zarardan korur. Kim de Allah'ın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa, Allahü Teala onun işini insanlara bırakır. Benim bunda kararım yok, ben yine gitmeye geldim. Benim bunda kararım yok, ben yine gitmeye geldim. Bezirganım, metağım çok, alana satmaya geldim. Bezirganım, metağım çok, alana satmaya geldim. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. O padişah ben kuluyam, dost bahçesi bülbülüyem. O padişah ben kuluyam, dost bahçesi bülbülüyem. Ol hocamın bahçesinde şad olup ötmeye geldim. Ol hocamın bahçesinde şad olup ötmeye geldim. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yunus Eydir aşık oldum, maşuka derdinden öldüm. Yunus Eydir aşık oldum, maşuka derdinden öldüm. Gerçek elin kapısında ömrüm harc etmeye geldim. Gerçek elin kapısında ömrüm harc etmeye geldim. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emin ve rahat olmak için Li'ilafi suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece
hiç olmazsa 11'er defa okunmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir yere gelen kimse, Eûzü bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halaka okursa, o yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar, kötülük yapmaz. Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. ayetinden Velakat'tan 39 sonuna Ala Ayni'ye kadar kağıda mürekkeple yazıp bir şeye 7 kere sarıp yanında taşımalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki, o Resul-i Müçteba, memnun edebildin mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince oradaki sahabiler onun bu cevabına taaccüp eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin Peygamberimiz onu mazur görerek, kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun, buyurdular ki, nasıl, oldun mu şimdi memnun? O çok memnun olmuştu. Dedi ki, Allah sana versin karşılığını, boğdun beni ihsana. Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak, ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak. O zaman Resulullah buyurdu, ey ashabım, biraz önce sizlere ben mani olmasaydım, azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o ashabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolayını onlara emrederdi. Kendi gece namazı kıldığı halde yine, bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Eshabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmeksizin hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve men etti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu, öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması, ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu, susturun ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece, ben Resulullah ile peygamberlikten önce alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ödeyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup 3 gün sonra bu şeyi hatırladım. 3 gün sonra o yere koşarak gittiğimde, baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in himayesi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mücadele edemeyince aciz kaldılar. Bir yere toplanıp Abdülmuttalib ve Haşim oğullarıyla akrabalığı,
alışverişi, kız alıp vermeyi, konuşmayı yasaklayan bir ahdname yazıp Hak Sübhanehu ve Teala'nın adıyla and içtiler. O ahdnameyi bir ipeye sarıp mumladılar, üzerini mühürlediler ve Kâbe'ye astılar. Bunun üzerine Ebu Leheb hariç bütün Abdülmuttalib ve Haşim oğulları evlerinin bulunduğu iki dağ arasındaki bir vadide bulunan mahallelerine çekildiler. 3 sene orada kaldılar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem damadı Ebu'l-As bin Rebiya'dan başka bütün Kureyşliler onlarla her türlü alakayı kestiler. Ebu'l-As geceleri onlara buğday ve hurma götürürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok dua ederdi. Müslümanların günleri darlık ve sıkıntı içinde geçiyordu. Sıkıntı çok şiddetlenmişti. Allahü Teala müşriklerin Kâbe'ye astıkları ahdnamesine bir kurt gönderdi. Ahdnamedeki Allah ismi şerifinden başka tamamını yiyip bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu amcası Ebu Talib'e bildirdi. Ebu Talib, Abdülmuttalib ve Haşim oğullarına güzel elbiseler giydirerek onlarla birlikte Kureyşlilerin meclisine gitti. Kureyşliler iyi karşıladılar. Onlara, "Ey Kureyşliler, size bir iş sebebiyle geldik. Bu hususta bize karşı adil ve insaflı davranınız. Şöyle ki, Muhammed aleyhisselam bana dedi ki, Kâbe'ye astığınız ahdnameye Allahü Teala bir kurt musallat etmiştir. Bu kurt Allah isminden başka ahdnamenin tamamını yiyip bitirmiştir. Ben ondan asla hiç yalan işitmedim. O ahdnameye bakınız. Eğer Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dediği doğru ise Allah'tan korkun ve insanlardan utanın da yaptığınız bu akılsızca işten vazgeçin. Eğer yalan söylemişse onu size bırakayım, himaye etmekten el çekeyim. O zaman ona dilediğinizi yapınız. Kureyşliler, ey Ebu Talib, iyi düşünmüşsün dediler. Bir kimse gönderip Kâbe'de asılı ahdnameyi getirttiler. Açıp baktılar ki içinde Bismike Allahümme'den başka yazılmış olan yazıların hiçbiri kalmamış. Bunun üzerine Ebu Talib müşrikleri kınadı. Hiçbiri konuşamadı ve ahdnameden vazgeçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün akrabaları bulundukları vadiden çıktılar. Kureyşliler de bir müddet onlarla alışveriş yaptılar, geçici olarak dost göründüler. Bir gün müşrikler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Eğer sen peygamberlik davasında doğruysan ayı ikiye ayır da görelim dediler. Eğer ayı ikiye bölersem iman eder misiniz buyurdu. Evet, iman ederiz dediler. O sırada ayın 14. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya dua etti. O anda ay ikiye ayrıldı. Bir parçası Ebu Kubeys dağı üzerinde, diğer parçası da başka bir dağın üzerindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri birer birer adlarıyla çağırarak "Ey filan, ey filan, gördünüz mü?" buyurdu. Fakat müşrikler, "Muhammed bize sihir yaptı," dediler. Sonra dediler ki, "Etraftan gelen misafirlere soralım. Eğer biz de gördük derlerse doğrudur." Her misafire sordular. Onlar da, "Biz de sizin gördüğünüz gibi ayı ikiye bölünmüş halde gördük," dediler. Ayın ikiye ayrıldığını görmüşlerdi. Fakat hakikati görememişlerdi. Allahü Teala Araf suresi 179. ayetinde mealen
onların gözleri vardır. Fakat onlarla göremezler, buyurdu. Bugün de sizlere güzel ilimiz Tokat'taki hemen hemen çarşının ortasında bulunan Ali Paşa Camii'nin avlusunda Ali Paşa Camii'ni yaptıran rahmetlinin türbesi önünden sesleniyoruz. Demek ki Ali Paşa Camii bundan önceki programımızda anlattığımız sol elimin tarafında görülüyor çınarıyla, son cemaat yeriyle. Size minaresini gösteremedik. O minareyi de türbeyi anlattıktan sonra göstereceğiz efendim. O da hoş bir şeydir. Şöyle böyle 400 seneyi geçkin, 450 seneye yakın bir tarihi var. Bu buradaki Ali Paşa Hamamı'nı, Ali Paşa Camii'ni, yani buradaki külliyeyi, kayıtları yok ama benim tahminim burada bir imaret de olması lazım. Ama kayıtlara girmemiş. Çünkü Osmanlı böyle bir hayır eserini bir ibadethaneye yaparken garibi gurebayı da düşünmüştür. Ve bu insanların doymasını düşünmüştür. Malum insanın aç kalması çok riskli, çok tehlikeli bir şeydir efendim. Evet. Hani atalarımız söylerdi eskiden. Yılan sokan, yılan ısıran kimse zehirlense de uyumuş ama aç yatan uyuyamamış derlerdi bizim çocukluğumuzda efendim. Açlık çok, çok tehlikeli bir şeydir. İnsanlar aç kaldığı zaman birçok manevi değerlerinden, insanlık zaafından dolayı taviz verirler efendim. Yani bugünkü gençlerin ifadesi ödün verirler. Allah o günlere düşürmesin. O yoklukları ben küçük yaşımdayken annemin babamın ne ızdıraplar çektiğini hayal meyal hatırlıyorum da rahmetlilerin. Şimdi burada Ali Paşa'nın yaptırdığı türbe, türbenin girişi tromplu kubbe denilen stilde yapılmıştır. Yani türbenin kabirler bulunan kısmı kubbeli, girişi de kubbeli. Girişte kubbe iki tane camilerde bulunan pil payelerin küçüklerine bindirilmiş vaziyette. Ancak kemeri ve duvarın diğer kısmı tablet tuğlalarıyla yapılmıştır. Üst kısımdaki ufak bir saçak da testere dişi dediğimiz şekilde tuğlaları köşeli köşeli koymak suretiyle oraya sanki bir testere dişi meydana getirilmiş. Şimdi türbenin iç mekanına doğru gidiyoruz. Efendim şimdi Ali Paşa Türbesi adlı türbenin içerisine giriyoruz ama sadece Ali Paşa'nın değil buradaki türbeler. Ali Paşa'nın oğlu Mustafa Bey'in ve hanımefendisinin olmak üzere 3 tane kabir var. Burası da kubbelidir ve böyle duvar içerisinde gizli kubbecikler, yarım kubbecikler yapılmak suretiyle kubbe kasla meydana getirilmiş. Türbenin dışarısı tamamıyla kesme taştan yapılmıştır. Ancak içerisinde kesme taş olan yerlerde badananın, alçının, sıvanın gadrine uğramıştır. Kesme taş olmayan yerlerde uğramıştır. Tabii bu işe bir son vermek lazım. Görüldüğü gibi şu taş yağlı boyayla boyandığında ne veriyor efendim insana? Bu mimar Gaspar Fossati'nin, mimar İsviçreli Katolik mimar Gaspar Fossati'nin Süleymaniye Camii'ndeki pil payelere yaptığı taş katliamı, nakış katliamının bir devamı gibi. Taş boyanmaz efendim. Taşın boyanmaması lazım. Biz vakıflar idaremizin bu konudaki hassasiyetini biliyoruz ama Türkiye genelinde yüz binlerce, rahat söylüyorum bunu, vakıf eserlerin hangi birinin sorumlusunun bir gün eline fırçayı alıp da buraya boya sürdüğünü elbette ki Ankara bilemez.
Buradaki vakıflar bölge müdürlüğü, o da bilemeyebilir. O kadar basit bir şey ki bu katliamı yapmak. Yarım kutu boya alsanız şu iki taşı boyar çıkarsınız efendim. Ondan sonra da bu boyayı çıkarmak için günlerce uğraşırsınız. Görüldüğü gibi şahide taşı dediğimiz baş taşlarında her ikisinde de sarık var. Bu sarıklar tabii ümera sarığı, ümera, ulema sarığı ayrı, ümera sarığı yani komutanların kafalarına örttükleri serpuş dediğimiz baş örtüsü farklıydı. İşte bunlara bakınca mezar taşını bilenler burada yatanın ulemadan mı, ümeradan mı, hanım mıdır, bey midir, çocuk mudur, büyük müdür? Onun ona göre bir okunuşu vardı. Görüntüye göre okunuşu var idi. Görüldüğü gibi ikisinin de baba oğul Ali Paşa'nın ve Mustafa Bey'in burada mezarların üzerinde rozetler konmuştur. Böyle kat 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 taştan rozet. O da maalesef kırmızıyla boyanmış. Buralar kırmızıyla boyanmış. Bir değişik şekil meydana getirmiş. Buradan yine caminin avlusuna çıkalım. Yani türbeye girdiğimiz yerden bir çıkalım. Ali Paşa Camii'nin minaresini sizlere iç mekanı anlatırken göstermem mümkün olmadı. Dışarıda da cemaat kalabalıktı. Şimdi hazır bu türbeyi anlattıktan sonra aynı caminin avlusunda o minare hakkında da biraz bilgi vereyim. Sonra da oradan Ali Paşa'nın yine vakıf eserlerinden olan hamamına gideceğiz. Oradaki hamam hakkında da bilgiler vermeye çalışacağız. Efendim Ali Paşa Camii'nin minaresinde şimdi bu mekandan sizlere anlatmak istiyorum. Kısaca minaresi yüksek minareler sınıfındandır. Tek şerefelidir. Görüldüğü gibi taş işçiliği minarenin şerefesinin alt tarafında şöyle buradan ben de rahat göreyim ki size söylediğime kendimle inanayım efendim. Görüldüğü gibi şerefe çanağının korkulukları yine kireç taşından yontma olarak yapılmıştır. Alt kısmındaki taşlar ise çok güzel bir şekilde oymalar işlenmiş, orada nişler ve sarkıtlar peyda edilmiştir. Hoş bir minaredir. Minarenin girişi de işte buradan iç kısımdan da var. Buradan da şu kapı açıldığı zaman oradan doğru minareye çıkılmaktadır. Şimdi buradan Ali Paşa rahmetlinin yaptırdığı hamama gideceğiz. Bu hamamı niye yaptırmış? Malum Osmanlı'da hamamlar ve bazı hayrat eser iki şekilde yapılırdı. Birisi vakfedilen cami gibi, medrese gibi bir yere gelir temin etmek için yapılırdı. Evet, buna akar vakıfları denirdi efendim. Yani başka bir vakfı geliriyle destekleyen yerler. Hamam da bu 1572'lerde yapılan hamam da o döneme göre iyi para getiriyor. Evlerde şofbenler yok. Diğer doğalgaz vesaire ısıtma sistemleri yok. Onun için de insanlar, ev halkı dahil böyle bir banyo yapmaya ihtiyacı var. Zaten Türklerin su medeniyeti derken medeniyetine Avrupalılar bunun içerisinde sadece suyu içme değil, bu suyu içtikten sonra dışarıya atmadaki temizlik ve sonra da banyo yapma insanın sağlıklı kalabilme işiydi. Yoksa Avrupa'da bu 1572'lerde böyle bir banyo yapma kültürü gelişmemişti efendim. Bunlar tutuyorlardı banyo diye. Resimleri var. Bendeki kitaplarda bakıyorum böyle. Büyük bir bot düşünün efendim, içerisine insan girecek kadar. Aman suyu fazla harcamayalım diye. O bot gibi şeyin içerisine insan giriyor, ayağını zar zor uzatıyor. Oradaki suyla bütün ev halkı ıslanmış oluyordu. Yani oradaki yıkanma değil ki, onun kiri ona, onun kiri ona bulaşıyor idi. Şimdi Ali Paşa hamamına gideceğiz. Tabii hamam bu gördüğünüz yer değil. Bunun önündeki yer. Öncelikle oraya bir gidelim. Hamamın girişinde sizlere bazı bilgiler daha vermeye çalışacağım. Şu anda Ali Paşa hamamının giriş yüzündeyiz. Ön yüzündeyiz. Gerçi hamamın arka tarafı caddeye bakıyor. Yani ön yüz orası olması lazım ama tabii o günün cadde düzeniyle, sokak düzeniyle bugünün düzeni farklı. Burası ister istemez ön yüzüdür, giriş kapısıdır. Ali Paşa Hamamı. Bu da 1572'lerde yapılmış. Diyeceksiniz ki bu yanındaki kim?
Biz her gittiğimiz şehirde bir tane torun buluyoruz. Burada da böyle bir güzel torun bulduk. Gülüşü de çok güzel bunun efendim. Babası da çok seviyor bunu. Uslu bir çocukmuş. Onun için sizlere de tanıştırmak istedik efendim. Efza Nur'muş bunun adı efendim. Efza Nur veya Seyle bilemiyorum tam. Dişleri de acık yedilmiş. Onun için tam isminde öğrenemedik kendinden. Efendim Ali Paşa malum. Ali Paşa camiini yaptıran kimsedir. Bu hamamı da Ali Paşa Camii'nin, gel bakalım şöyle, Ali Paşa Camii'nin hizmetlilerinin ve caminin onarımının masrafları için bu hamam Akar Vakfı olarak yapılmıştır. Yani bir vakfı besleyen, geliriyle besleyen yere Akar Vakfı deniyor. Buradan kazanılan para Ali Paşa Camii'ndeki görevlilerin maaşlarına ve caminin İşte icabında aydınlatılmasın kandil yağlarına, efendim, temizlikçilerin maaşlarına vesaire, çürüyen, yıkılan yerler varsa oraların onarımına kullanılır idi. Hamamlar tabii iyi gelir getirirdi. Burası çifte hamamlar serisindendir. Yani levhanın ön yüzüne kadınlara, öbür yüzüne erkeklere yazılan hamamlardan değil. Bir tarafındaki kadınlar kısmında 24 saat çalışıyor. Tabii Türk kültürüne göre geceleri kadınlar kısmı hamamın açık olmaz idi. Şimdi bazen bakıyoruz Merzifon'da falan rastladık, Amasya'da gelin hamamı diyorlar. Gelin hamamı biraz gün battıktan sonraya da bırakılıyor ama gene geceleyin hanımefendilerin hamama gitmesi hususu kültürümüzde alışılmış bir olay değildir. Ama geceleri erkekler kısmı açık oluyor. Biz şimdi erkekler kısmının önündeyiz. Hemen yanında şurada bir girişi daha var efendim. Şöyle elimle gösterdiğim tarafı kameramızda size gösteriyor. Orası hanımlar kısmıdır. Görüldüğü gibi muhteşem bir yapı efendim. Doğu Anadolu'daki bizim görüp de sizlere anlatmaya çalıştığımız hamamlar içerisinde en cüsselisi, en sanatkarane yapılan efendim. Kurşun kaplama üzere olduğu gibi. Ve kaplamaları da gayet diri. Diyeceksiniz ki elden geçmiş de. Geçecek tabii canım. Yani bir yapının elden geçmesi bir kusur değil ki o yapı için. O yapıyı kullananların bu hususta gösterdikleri itinadır. Onun şahitlik etmesidir. O da iyi bir hadise yani. Bir yere bakmazsanız elbette ki dağ olur. Bakarsanız bağ olur. Burası erkekler kısmı. Şurada bir çeşmesi vardı efendim. Şimdi tabii bir musluk, bir boru var orada ama efendim biraz yakışmamış tabii oraya, daha düzgün bir hale gelebilir. Onun üstündeki kemer de Türk çeşme mimarisine uygun olarak dikkat edilirse kilit taşına hoş bir rozetle oturtturulmuş. Burası hamamdır ya, ne olacak, basit olsun denmemiş. Efendim kilit taşındaki rozeti size daha yakından göstereyim istedim. Görüldüğü gibi hamam çeşmesidir diye ihmal edilmemiş. Gayet itina her yerde gösterildiği gibi burada da gösterilmiş. Burada da İşte 5 dilimli, hatta 6 dilimli. Diyeceksiniz ki 6 köşeli, işte 6 köşeli İsrail'in motifidir falan. Değil efendim. İsrail daha dünkü devlet, 1948'lerde devletiz diye ortaya çıktı. Ondan önce Selçuklar zamanında var efendim. 450 sene önce yapılmış olan 6 köşeli bir yıldız veya efendime söyleyeyim böyle 6 yapraklı bir motifin İsrail'le alakası ne efendim? Onlar burayı kopya etmişler derseniz geçersiniz. Evet, çeşmenin tabii havtı doldurulmuş betonla. Tabii böyle havtlar bugün kullanılmadığı için efendim, başta kola kutularıyla, sonra rüzgarın uçurduğu poşetlerle doluyor. Ne yapsın? Bir, iki, temizle, temizle, temizlik baş olmadı mıydı? Alıyor orayı betonla veya bir taşla bir şeyle dolduruyor. Burada şöyle bir havt konmuş. Bunun da neden olduğunu bilemiyoruz biz ama sonradan ilave edilmiş bir hali var. Bu bir yerden getirilmiş, buraya konmuş. Hamamcı da buna güzelce bir gül fidanları dikmiş. O da yakışmış doğrusu, zevk sahibiymiş. Şimdi gelelim hamamın giriş kısmına efendim. Giriş kısmına ama zamanda sıkıştırıyor. Birkaç kelime daha söyleyip bugünkü sohbeti noktalamak mecburiyetindeyim. Hamamın girişi gördüğünüz gibi tamamıyla taştan örülmüştür. Kapısı yarım kemerli bir kapıdır. Üst tarafında pek kemer kullanılmamış. Sadece taşmalar yapmak suretiyle üstte bir silme taş oturtturulmuş.
Efendim kitabesi, bunun da yeri boş, kitabesi yok. Bazıları rivayet ediyorlar, işte yaptıran devlete karşı bir suç işlediğinde efendim ve öldüğünde veya öldürüldüğünde onların eserlerine kitabe konmaz, kitabe yeri boş bırakılır. Ben bu husustaki bilgileri doğrusu çok ciddi bulmuyorum. Ciddi kaynaklarda rastlamadığım için de sadece söylenti de belki siz seyircilerimizin kafasında bir yerde takılıdır. Onu da ikaz hususunda hafif bir bahsettim, geçiyorum. Yoksa o konuyu kendim şahsen aradığım, ulaştığım bilgilere göre kabullenecek durumda değilim. Kıymetli seyircilerim, Ali Paşa Hamamı'nın daha kapısından içeriye giremediği kocaman bir Ali Paşa Hamamı efendim. Bugüne kadar da 400 küsür senedir hizmet veriyor Türk insanına. Bundan sonraki bölümde inşallah hamamcılar nereli olur? Neden o memleketlerden hamamcılar çıkar? Bu husustaki hikayemize beraber Ali Paşa Hamamı'nın soyunma kısmını, serinlik kısmını göreceğiz. Kameramızı bir türlü aylardır ikna edemedik. Göbektaş'ın olduğu yere bu kamera girmek istemiyor. Ben de oraları size gösteremiyorum. Sadece bir Ayasofya semtindeki, daha doğrusu Sultanahmet'teki Hürrem Sultan Hamamı, Kültür Bakanlığımızın DÖSİM Müdürlüğü'nün şu anda halı satış yeri olarak kullanılan yerde Göbektaş'ını bir gördü kameramız. Ondan sonra hiçbir yerde gösteremedik. Sıcağı sevmiyor, buharı sevmiyor. Hoşça kalınız efendim.